Evet Murat, şimdi iki tane alanın var. İki tane de seçeneğim var. İstersen alanını büyütmek üzere komşu kategorilerle tekrar bir kapışmaya girebilirsin. Ya da ben yoruldum, ben biraz dinleneyim, başkaları yarışsın diyebilirsin istersen. Oktay Bey, İstersen bakalım bir gözden evet, bu geçirelim. karar vermeden önce Bir bir diğer gözden kategorileri geçirelim. tekrar bir görmek isterdim. Komşu kategorileri bir gözden geçirelim. Neler var? Eklem bacaklılar. Çizgi karakterler. Klavye zaten vardı. Osman zaten orada öyle duruyor. Yeşilçam karakterleri olarak. Dünya mutfağı ve devlet başkanları. Ne dersin? Ben düşünerek karar verme sürecimi gerçekleştirmek istiyorum. Yani? Devlet başkanları ilgimi çekiyor. Çünkü Ama. uluslararası ilişkileri takip ediyorum. Ama Süper. beyefendinin de sakalı var, ben de sakal da yok. Şimdi nasıl yapacağız? Benim de var yahu. Evet hocam ama daha uzun yani şimdi. eklem bacaklar, evet Emre beni evet biraz korkutuyor ama şimdi çizgi karakterlerdeki beyefendi de korkutuyor, bir de gel gel diyor. O çok kendinden çok emin. Bence gel gel yapıyor. Evet. Ne dersin? Ben bir devlet başkanlarını deneyeyim bence. Gerçekten mi? Tebrik deneyim. Ediyorum. Murat, devlet başkanları kategorisinde kapışmak üzere Mehmet Efe'yi seçti. Mehmet Efe ne diyorsun? En iyi tercihi yaptı Oktay Bey. Yapabilecek en iyi tercihi yaptı. Birazdan seninle sohbet edeceğiz. Ama enteresan bir kapışma daha olacak gibi hissediyorum. Sürprizler çıkabilir ama bu sürprizleri görebilmemiz için tabii ki Mehmet Efe'yi buraya çağırıyoruz. Alkışlarınızla. Gel Mehmet Efe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Selam. Selam. Gayet dinamik, gayet enerjik duruyorsun. Teşekkür ederim. Konuya hakimim. Top bende diyorsun yani. Bana bırakın Oktay Bey. Vay, iki iddialı. İki iddialı yarışmacım. Şimdi ben ortada kalıyorum bu durumda. Arkadaşlar ben tarafsızım. Evet. Efe, seninle biraz sohbet edelim. Tabii ki. Hadi biraz kendini anlat bize. İsmim Mehmet Efe Örgün. 42 yaşındayım. Karşıyakalıyım. Karşıyakalı mı? Bak onun altını çiziyor. Karşıyakalıyım. 35,5'luyum. Aa, güzel. Evet. Lojistikçiyim. Kendi lojistik şirketim var. Gittiğim ülkelerin devlet başkanlarını hep böyle merak ederdim, incelerim, değerlendiririm. Bu yüzden devlet başkanlığı alanını seçtim. Bu kadar ilgiliyim dediğim bir alanda Murat'la bakalım nasıl bir sonuca ulaşacaksın. Bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Arkadaşlar, ekranda fotoğrafını gördüğünüz kişinin hangi ülkenin günümüzdeki devlet başkanı olduğunu söylemenizi istiyoruz. Ülkenin Türkçe kısa adını söylemeniz yeterli olacak, ancak kısa adını tam olarak söylemeniz gerekiyor. Eksik söylerseniz bu kabul görmeyecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Evet. Murat, meydan okuduğun için sen başlayacaksın. Seninle başlıyoruz. Hay hay. O zaman ben aranızdan çekiliyorum ve kapışma başlasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Azerbaycan. Rusya Federasyonu. Amerika. Fransa. İngiltere. Ukrayna. Çin. Japonya. Almanya. İsveç. Pas. Pas. Çin. Kore. Kuzey Kore. Pas. Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri. Gürcistan.
Pas. Ne yalan söyleyeyim, okulda öğretmenim olmanı isterdim yani. Ha bunu öğrencilerim duysun. Vallahi isterdim yani. Evet Mehmet Efe, senin alanını Murat'a veriyoruz. Onun alanı biraz daha büyümüş oluyor. Tamam. Gördüğün gibi. Üç parselim var artık. Murat. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Renk kattın. Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Çok teşekkürler. Başarılar. Memnun oldum. Şimdi ben hiç böyle bir bilgili adam görmedim. Devlet Başkanı benden daha iyi biliyormuş vallahi.